Arkadaşlar bugün cumartesi, yarın sınav var. Ve ben hiçbir şey yapmıyorum. Maysa. Gerçekten çok güzel olmuş kahve. Yani Elite'in yeni sezonu çıkmıştı. Dün akşam yeni sezonunu izledim. Sonra böyle bir gene Elite baştan başlama isteği uyandı içimde. Ve şu an Elite'in birinci sezonunu izliyorum. Amca'yı çünkü çok özlemişim. Öyle denemeyi çözmem gerekiyor ama çözsem de ne olacak, hiçbir şey olmayacak, bilmiyorum. Belki ilerleyen saatlere doğru böyle bir tane deneme çözeriz. Onun dışında da yarın göreceğiz ne olacağını. Feliz diyorum. Her şey olacağını varır. O zaman ben izlememe bakayım, sonra yine görüşürüz. The next day. Uf, günaydın. Saat 7.15. Hiç bu kadar erken kalkmak zorunda değilim aslında da. Neyse, sinirlenmeyeceğim. Kahve falan yapayım, kendime geleyim, sonra çıkarız. Saat 8:06 geçiyor arkadaşlar. Ben yemek falan bir şeyler atıştırdım. Kahve içtim. Şimdi üstümü değiştirip çıkacağım. O zaman sınavdan sonra görüşürüz. Umarım iyi geçer. Bay bay. Sınav konu benim. Hadi görüşürüz. Sınavdan sonra. Bay bay. One eternity later. Hello. Sınavdan geldim arkadaşlar. Şöyle matematikte 50 sorunun 50'sinde yaptım. Böyle 3-4 sorudan emin değilim ama diğer yaptıklarım umarım yanlış çıkmaz yani. Eminim diğerlerinden yanlış değil diye düşünüyorum. Türkçe'de de yani çok uzundu paragraflar ve hiçbir şey anlamadım. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Bir 20 soru falan işaretlemişim de Türkçe'de. Yani bu, ben normalde cümle oluşturmayı yapabiliyorum. Bir saniye. Yani Türkçe'de normalde ben bu şeyleri yapabiliyorum. Sıra, hani cümle veriyor ve bunları sıralayıp başta 3. ya da 4. falan soruyorlar ya. Normalde onları yapabiliyorum ama çok saçmaydı cümleler ve gerçekten hiçbir şey anlayamadım. Hiçbir şey anlamadım Türkçeden. Bilmem, orada da bir 20 soru falan işaretlemişimdir. Umarım çok yanlışım çıkmaz. Türkçede 20'si de yanlış çıkarsa Hayırlısı diyorum. Benden bunu bekliyorum gerçekten. Ne olabilir? Neyse, sınav açıklanınca görürüz artık kaç aldığımızı. Şimdi yatacağım. Bir şeyler falan yerim. Sonra takılırız. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Dün gece deprem olmuş. Yani umarım iyisinizdir ve aranızda kimse hiçbir şey almamıştır. Dün gece şöyle, ben hiçbir şey hissetmedim. Ama gece Çakıllıoğlu'da çok huzursuzdu. Aşırı huzursuzdu. Normalde Çakıllı hani gece bir şey oluyor, korkuyor ve evin içinde uçmaya başlıyor. Uzayda kendini yere atıyordu ama dün gece bunu iki kere yaptılar. Ve birini de fark ettim ki gece 4 civarında falan yaptılar. Çünkü ben gece 3-3.5 gibi falan yapmıştım. Bir süre hiç uyuyamadım. Tam böyle uykuya dalacakken Çakıl evin içinde uçmaya başladı. Uzaysa yere atmış kendini, yerde yürüyor. Ve sonra ben işte aşağı indim. Onları bir sakinleştirdim falan filan. Sonra kafese koydum. Sonra ışığı kapattım. Tekrardan yatmaya gittim. Sonra saat 6 gibi falan tekrardan yine aynı şeyi yaptılar. Sonra işte saate bakayım kaç diye. Baktım saat 6 falan. Ama bir yandan telefona mesajlar yağmaya başlıyor. Bir bakayım dedim, ne olmuş dedim. Yani deprem olduğunu söylüyorlar. Hissettiniz mi diye soruyorlar. Düzce'de kuzenlerim falan yaşıyor, teyzelerim. Yani iyiler onlar, bir şey yok. Hani İstanbul'da da kuzenlerim var, arkadaşları var. Onlarla konuştuk, bir şey olmamış. Sonra işte ben Instagram'a falan girdim. İşte 2 saat önce falan paylaşmışlar işte deprem oldu gibisinden. Sonra dedim ha evet, benim çocuklarım hissetti ve ondan çok korktular. Çünkü gerçekten çok korktular, yani anlatamam. Meleklerim ya, canlarım ya. Şey, ben yerim. Çok mu korktunuz gecesi? Sen İyi, sakin bir şey. Sonra ben gece şey olmasın diye, yani tekrardan bir şey olmasın diye kafasının içine koydum onları. Uyumaya devam ettim. Yani şu an yani milletle onu konuştuktan sonra aklıma şey geliyor. Yani böyle bir durum olsa mesela, kuş çocuklar
Kafesin içinde mi güvenli, kafesin dışında mı güvenli? Ben bunu düşündüm bütün gece ve bir süre uyuyamadım bunun için. Sonra uyumuşum da. Bütün gece bunu düşündüm yani sabah uyandığımda. Şu an onların kafesin içinde olması mı güvenli? Yoksa kafesin dışında mı olması güvenli? Bunu hiç bilmiyorum ve çok korktum yani gerçekten böyle yani bir şey olur da çocuklara bir şey olur diye gerçekten çok korktum. Umarım böyle bir şey olmaz. Yaşamayız yani bilmiyorum. Şöyle bir sıkıntı var Allah korusun böyle bir şey olduğu zaman kafesin içindelerse kafesi alıp direkt dışarı çıkabilirim. Ama kafesin dışındalarsa çakıl bana gelir uzayı alırım ama çakıl bana gelir mi gelmez mi bunun korkusunu yaşıyorum ya bilmiyorum. Neyse bunları düşünmek istemiyorum. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız. Neyse şimdi biliyorsunuz ki benim stajım bitti. Stajım bittiği için artık gitmiyorum yani okula. Ama bugün okula gideceğim. Çünkü staj defterini son günü tamamlamam gerekiyor. Yani yazmıştım da birkaç bir şey ekleyeceğim. O yüzden okula gideceğim. Ve daha sonrasında staj defterini çıkarttırıp hoca imza atacağım. Ben hocayla konuşacağım. Yani ne zaman staj sınavımı yaparsınız diye. Sonrasında da havuza gideceğiz beraber. Onun öncesinde de beraber Mediko'ya gideceğiz. Mediko'dan idrar tahlili yaptıracağım ve sonra havuza gideceğiz. Havuz bugün saat 4.30'a kadar serbest. 4.30'dan sonra erkek seansı var. Normalde ben dün gidecektim ama dün biraz kötüydüm, o yüzden gidemedim. Bugün iyiyim, o yüzden bugün gideceğim. Havuzda takılırız. Evet. Okulda falan görüşürüz. Oha, uçak çok yakından geçiyor. Wow. Görünce şok oldum abi, ne oluyor dedim. Biraz fazla uyumuşum yani. Fazla uyumadım da birazcık geç uyudum. Okula gitmek için birazcık. Niye bir tur atıyorum ya? Okula gitmek için birazcık geç ama olsun ya. Çünkü havuza gideceğim. Havuza gideceğim işte aslında birazcık geç de neyse. Şimdi kahvemi içer, hazırlanır ve bugün böyle giyindim. Tulumum vardı bir tane. Onu giydim. Arkası bu şekilde. İçine basic siyah bir kazak ve şapka taktım. Bilmem uzun zamandır canım tulumumu giymek istiyordu. Böyle giyindim. Şimdi okula gideyim. Okula görüşürüz. Bay bay. Şimdi okula geldim. Rüzgar da var. Şapka mı çıktı bir ceket. Amele gibi şu an. Havuz çantam. Bilgisayar ne oldu bu çantam? Yani yine amele günüm. Oha bu ne böyle? Liseler mi geziyor? Bir şey var burada da. Neyse herhalde liselere okulu gezmeye getirdiler. Şimdi ben Mediko'ya gidiyorum. İdrar tahlili falan vereceğim. Ondan sonra da şu an herkes bana bakıyor aşırı gerildim. Her neyse ondan sonra da lava gideceğim. Staj defteri işimi falan halledeceğim. Ondan sonra da öyle. Çok aşırı gerildim. Çünkü herkes gittik bana bakıyor. Neyse. Mediko'na da görüşürüz. Şimdi burası Mediko. Bu şokun karşısında kalayım. Şimdi burada idrar tahlili yaptıracağım bakalım. Mediko'nun içi de böyle. Bu çeşitli poliklinikler var. Yani arkadaşlar yine şanssızlığımla ben burası bugün. Burası çarşamba günleri öğleden sonra kapalı oluyormuş. Yani ben şu an idrar testi versem bir uslu öğleden sonra çıkacak sonucu. Ama öğleden sonra kapalı olduğu için alamayacağım ve havuza gidemeyeceğim. Ve getirdiğim çanta her şey bütün amelelik yandı. Gerçekten yandı. Gene mutsuzluk lanet olsun. Yani yine şans yanımızda değil lanet olsun. Hiçbir şey bilmiyorum şu an. Neyse testimizi verelim de sonra da gideriz. Yani gerçekten ben burada kolay olur diye düşünüyordum ama şimdi idrarı burada da vermiyormuşuz. Hastaneye gideceğim. Hastanenin polikliniğinde idrar tahlili vereceğim. Ondan sonra oradaki sonuç buraya düşecek ve ben sonra geleceğim onu burada onaylatacağım. Yani dılısı, dılısının dılısı. Gerçekten şu an çok sinir oldum. Ne güzel bugün hevesliydim havuza giderim diye de şunu da getirdim yanımda. Mutsuzum. Neyse şimdi bir lava gidelim de bari. Şimdi orası öğle arasına gider. Öğleden sonra da polikliniğe giderim, tahlilimi veririm de. Yarına sonuç çıkar, yarın gelirim alırım. Yarın da
Yani gerçi öğleden sonra, yarın öğleden önce şey şeyleri vardı. Spor fakültesinin dersleri vardı. Öğleden sonra da saat 5'ten sonra kadınların seansı var. Büyük basıkla ona gideceğim yani. Aslında benim bugünkü planım öğleden önce vermek üzereydi. Öğleden sonra sonuç çıkardı. 2.30 gibi giderdim. 2.30-4.30 arası zaten serbest saat olduğu için gider orada yüzebilirdim. Zaten 4.30-5 arası temizlik. 5'ten sonra da erkeklerin seansı vardı. Ona giderim diyordum. Yani bütün yine planlarım alt üst oldu. Yani gerçekten bir işim düzgün gitsin. Yani gerçekten bak, bir tanecik ya. Bir tanecik. İnsanın hiçbir bir işi düzgün gitmez. Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Neyse, ve bu arada içimi kemiren bir şey var. Ben evin camını kapattım mı kapatmadım mı? Ben şu an bunu düşünüyorum. Yani kapattım diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum, otobüste böyle bir anda kafama dank etti ve sürekli bunu düşünüyorum. Kendime evet kapattım kapattım dedirtiyorum ama bilmiyorum, gerçekten şu an çok korkuyorum. Şey yaparız olmadı. İki gibi falan ben buradan çıkarım. A kapısına giderim. Oradan polikliniklerden idrar testini veririm. Oradan da otobüse biner eve geçerim. Şu staj defteri işini bir halledeyim de ondan sonra öyle yaparım artık. Ya bilmiyorum ya. Of! Çok mutsuzum şu an. Çok sinirliyim gerçekten. Aşırı sinirliyim. Şey diyorum acaba. Çantamı burada bıraksam laptada. Yarın gelip alsam nasıl olur? Bilmiyorum. Neyse. Sonra konuşuruz. Ben de buraya gideyim. Sonra görüşürüz. Şimdi arkadaşlar, okuldan çıktım. Polikliniğe gidiyorum idrar tahlili vermek için. Aslında onu verdikten sonra eve giderim diyordum. Ama şu an Figen analog sınavına girdi. Çıkışta onu beklerim büyük basılıkla. Aslında şu an içimi kemiren bir şey var. O yüzden eve de gitmek istiyorum. Bilmiyorum, her an eve de gidebilirim. Öyle. İçimi kemiren şey de camı açık bıraktım mı bırakmadım mı bunu düşünüyorum. Sabahtan beri bunu düşünüyorum gerçekten. Bence bırakmadım. Ama bilmiyorum neden içime böyle dert oldu, anlamıyorum gerçekten. Neyse, şimdi A kapısından çıktım. Polikliniğe gidiyorum. Öyle yani, onun dışında pek de bir şey yok. Çok bir şey yapmadım bugün, sadece son kısmını düzenledim. Yarın bir daha geleceğim. Çıkısını alıp hocaya imzalattıracağım. Ondan sonra havuza gireceğim diye umut ediyorum. Çünkü şimdi vereceğim tahlili yarın sabah erkenden çıkmış olacak. O yüzden okula gelirken direkt Medico'ya uğrayıp onu onaylatıp öğleden sonra da havuza geçerim diye düşünüyorum. Ama öğleden sonra geçemeyeceğim çünkü yarın akşam 4.30'a kadar Skorp Akademisi'nde okuyanların, BESYO'da okuyanların dersi var. Ben 5'ten sonra girebileceğim. Neyse, olmadı öğleden sonra okula gelirim de öyle hallederim. Öyle şimdi geldim. Tahlili verdim. Okula gidiyorum. Çok kararsızım hala ama eve gideceğim. Ya da bilmiyorum. Of. Bu içimi kemirecek. Neden böyle oldu ya? Gerçekten neden böyle oldu? Anlamıyorum. Ya kapattım. Eminim ama emin olamıyorum şu an. Of. Mesela bak, gidelim konuşuruz orada. Yaklaştım. Of, çok gerginim. Gerçekten çok gerginim.
Allah'ım ne olur. Onu da kapatmış olayım. Nefes nefese kaldım, biraz koştum çünkü. Mesela çok az kaldı. Birazcık hızlı gideyim. Kapatmış mıyım? Kapatmışım. Of. Of. Rahatladım şu an. Gerçekten rahatladım şu an. Ağlayacağım. Gerçekten o moddayım ya. Lanet olmasın ya. Of. Ölüyordum gerçekten. Sabahtan beri ölüyordum ya. Gerçekten çok rahatladım. Bir de göreyim onları, daha çok rahatladım. Niye bu ekran böyle oldu şu an? Kamera çok kötü çekiyor. Of. Çok rahatladım. Anneciğim. Ay çok korktum ben bugün. Çok korktum. Of. Aşkım. Aşkım. Öpücük ver. Sen de ver. La buraya gel. Senin yüzünden ölüm bokuma karıştı. Aşkım. 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 Annem. Annecik. Güzel kızım. Oh, derin bir nefes alabiliriz artık. Of, dedim bokuma karıştı resmen ya. Tere karıştı şurada koşarken. Ah, rahatladım şöyle. Her şey. Ya bunda. Annesi. Beni çok korkuttunuz. Zaten gece de beni korkuttunuz. Siz gece çok mu korktunuz ha? He annem. Uzay yapma bak, kanatların ne halde Uzay. Şunları ben bir ıslayayım. Havuzlarını çıkarttım, belki havuza girer de bir rahatlar artık. Şu kanatlarını bir rahatlar artık kızım ya. He kuzum. He güzel kuzum, gel. Gel Uzay, çekil sen de gel. Çekil. Gel annem. Annem, çok hızlı. Gel hadi havuzuna gireceksin mi? Geç. Nereye? Girmeyeceğim mi havuza? Tiplere bak. Yerim sizi. Çocuklarım iyi yemek yiyorlar şimdi. Anneme yemek ısıtıyorum çünkü sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Mesela şu an 4'de falan geliyor. Şimdi çorba yapmıştım. Çorba ısıtıyorum. Bir de işte pilav ve fırında tavuk yapmıştım. Onları ısıtıyorum fırında. Pişsinler birazcık, onları yiyeyim de. Gün midemize bir şeyler gitsin yani. Sabahtan beri gerçekten hiçbir şey yemedim. Öyle işte arkadaşlar. Anlık kartları geçirdim de. Neyse şu an iyiyim. Gerçekten iyiyim. Yani açık olsaydı vay benim halime. Gerçekten vay benim halime. Arkadaşlar bu ara deli gibi Yungi'nin Arts of the Mount'a şey yapıp Motley Crue şarkısıyla ettiği dansı izliyorum. Çok iyi dans ediyorum.